Merhaba. Şimdi sizlere Şam kurabiyesinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Malzemelerimiz 1 kilogram un, 500 gram margarin 2 paket, 500 gram pudra şekeri, 5 adet büyük yumurta, eğer yumurtalarınız küçükse 6 adet, 1 bardaktan 1 parmak kadar az yoğurt, 1 çay kaşığı dolusu ya da 5 gram karbonat, 1 paket vanilya ve gördüğünüz gibi portakal kabuğu rendesine ihtiyaç var. Yapılışına gelince, öncelikle margarini parçalara bölüp ve pudra şekerini ekleyip ikisini birlikte mikserde krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırın. Yağınızı çok yumuşatabilirseniz eğer el mikseriyle de yapabilirsiniz. Ancak ben şimdi bunları bir masaüstü büyük miksere koyup krema haline getireceğim. Daha sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi ve yumuşadı. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Önce yumurtalar. Yumurtaları ekledikten sonra bir kez daha karıştıracağız. Ondan sonra sırasıyla kuru malzemelerimizi ve yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Evet, yumurtalarımızı da karıştırdık ve şimdi diğer malzemelerimizi tamamen ekliyoruz. Bu aslında temel kek yapma tekniklerinden bir tanesi. Krema tekniği deniyor buna. Yani önce şekerle yağı çırpıp daha sonra yumurtaları ekleyip yumurtaları biz kek yaparken teker teker ekliyoruz. Daha sonrasında kuru malzemeleri eklemeye krema tekniği deniyor ve temel kek yapma tekniklerinden bir tanesi. Karbonata ekliyorum. Karbonata dikkat edin, çok fazla olmasın. Vanilyayı ekledim. Ve en son yoğurdu ekliyorum. Yoğurdunuzu muhakkak çırpın. Ve şimdi dikkatli bir şekilde düşük devirde yavaş yavaş çırpacağız. Evet, kek ve kurabiyelerle ilgili temel bir şey daha da söyleyelim. Kek ve kurabiyeler karışana kadar karıştırılır. Çok uzun süre karıştırılmaz. Özellikle kek çok uzun süre çırpılmaz. Şimdi gördüğünüz gibi bu yumuşak bir hamur ama ele yapışmayan bir hamur. Bunu bir süre buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Zaten çok yağlı bir hamur olduğu için buzdolabında dinlenirken sertleşecek. Yaklaşık bir yarım saat sonra da bunu şekillendirip fırına vereceğiz. Fırına vermeden önce de üzerlerini biraz şekere batıracağız. Şimdi dinlenmeye bırakalım. Evet, hamurumuz yeteri kadar dinlendi ve şimdi porsiyonlayıp pişirmeye geçelim. Yapacağımız şey buradan çok küçük olmayan bir kurabiye alıp gördüğünüz gibi ele çok fazla yapışmıyor. Şekere yapışması için zaten biraz yumuşak olması lazım. Yuvarlayıp bu şekilde buraya bırakacağız. Eğer hamurunuz elinize çok yapışırsa, çünkü kullandığınız unun sertliği farklı olabilir, kullandığınız yağın içindeki su miktarı farklı olabilir. O zaman bir miktar daha un ekleyip yoğurabilirsiniz ya da istiyorsanız koyacağınız sıvıyı azaltabilirsiniz. Yani yoğurdu biraz daha az koyabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde bunları kopararak bu tepsiye dizeceğim. Dediğim gibi çok küçük olmayan ceviz, iki ceviz büyüklüğünde parçalar yaparak porsiyonlamamızı yapalım.
Evet, kurabiyeleri porsiyonladık ve bu hamurdan 50 adet kurabiye çıktı. Bunun dışında bir tepsi daha var. Şimdi 160 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişmesini bekleyeceğiz. Üzeri güzel bir renk aldığı zaman piştiğini anlayacağız ama yine de kontrol edeceğiz. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımızda yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Şam kurabiyelerimiz önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişti ve çıkarttık. Renkleri gayet güzel, gördüğünüz gibi yapışmamış ve altı da gayet iyi pişmiş. Evet, tazeliğini 3 gün kadar koruyacaktır. Çayla kahveyle tavsiye ederim. Afiyet olsun.